Evet, artık sen 21. yüzyılda bence kutunu açmalısın. Hadi bakalım. Benim sana puanım. Yani Damla bu hiç oldu mu şimdi? 2 puan. 2 puan yani bu hiç oldu mu kalkıp Beste 3 puan verirken? O zaten hayır, bana yaptın, ben bunu haksızlık olarak aldım. Evet, çok yanlış yani. Beste'nin... Ya bu yaptı 2 puan nedir ya? 2 puan ne yani? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? 2 puan. Hiç mi beğenmedin? Sofrayı beğendim diyorsun, söyledim, evi beğendim diyorsun, mutfağı beğendim diyorsun, sonra bana 2 puan veriyorsun. Beğendiklerimi söyledim ama. Bu mu söylemiş abi senin? Yani bir halı yüzünden mi 2 puan? 3 puan neyden kırdın mesela? 3 puan neyden kırdın, bana bahseder misin? Tamam, ben de şöyle anlatayım sana. Çeyiz olarak eğer ben sana 3 verseydim, maalesef Beste'yi saymıyorum. Özlem'e çok ayıp olurdu. Gerçekten saymıyorum seni. Bana taktılar Aslı Hanım. Saymam. Yok sayıyorlar beni. Hayır, birinci gün olmadı. Benim oraya geldiğimde çeyizim bana yetersizdi. Yani el örmesi çok yoktu. Peki sen hiç kendi çeyizinde ördüğün bir parçan var mı? Var. Ya ne ördün? Lif mi? Ben sana dantel ör ya da işleme yap demiyorum. Diyemezsin zaten. Bak burada zaten çok yanlış konuşuyorsun. Benim belli mesela. Benim işim belli, günümü nasıl geçirdiğim belli. Ben örgü öremem. Ben sana örgü ör demiyorum. Şu an kendi çekeceğin yere çekiyorsun. Ben sana örgü ör demedim. Ben oraya geldiğimde çeyizini yetersiz gördüm dedim. Yani 3 puanı çeyizden mi kırdın? Hayır. Nereden kırdın Damlacığım? Mutfaktan kırdım. O dolabın üzerinde bir şeyler vardı. Tencere... Ne tenceresi orada? Tencere falan yoktu. Siyah bir şey vardı, ben de gördüm. Siyah pizza tavası var. Biz geliyoruz, o onu oradan alabilirsin. Ya ben onu alıp arşa mı çıkaracağım, ne yapacağım? Bende de var. Benim de dolabım yetersiz olduğu için bende de var. Ama siz geleceksiniz diye onu ortadan kaldıracağım. Yani o tavadan sebep mi? O genel olarak da. Yani örnek olarak o tava mı seni rahatsız ediyor? Evet, beni rahatsız ediyor. Senin evinde de bulacağız bir şeyler, ben bulacağım. Bul. 2 puanlık bir ev değil benim evim. Yani 2 puan gerçekten verilecek bir ev değildi. Ben ondan bir 4 puan beklerdim. Bakalım onun evini de göreceğiz. Bakalım ben kaç puan vereceğim. Beste'nin yanındasın ya, ondan da sana bulaştı herhalde. Kapıda da sürtündün. Beste ile beni karıştıramazsın ya. Beste tamamıyla kendi gününe oynuyor. Abi, ben sana burada 1 de verebilirdim. Ama bir mi verebilirdin? Ben Beste gibi olsaydım. Benim evim birlik bir ev de değil, ikilik bir ev de değil. Üzgünüm, senin evini de göreceğiz. Zaten. Hayır. Bak, birlik bir ev olmadığı için vermedim zaten. Sen diyorsun ya Beste'nin yanında oturuyorsun. Ondan sana bulaştı. Ben eğer ondan bulaşsaydı şu an ben sana 1 verirdim. Beste ne verdi acaba? Beste'nin puanını merak ediyorum. Gerçekten şu anda 5 çıkacak Damla oradan. Ben de senden beklemiyordum 2 puan. Değerli izleyenler de bence şu an şoktalar. Burada bir 4 görürken orada 2 görmek. Ben bile şaşırdım. Ben de şaşırdım. 4 görünce. Peki Beste. Burada yine bir karışıklık var. İşte perdeler parlak, işte halı farklı renk, ikisi de farklı renk. Daha sonra işte antresit var, siyah var. Yani çok fazla karışık. İşte burada duvar kağıdı var. Yani göz yoruyor işte. Ne bileyim. Sen mi diyorsun bunu? Ya benim evimde karışık yoktu. O kadar komik ki sen göz yoruyorsun. Yani ben şu an sana bakınca bile yoruluyorum. Ama şu anda benim evimi yorumlamıyoruz. Şu anda senin evini yorumluyoruz. Ama yorumlarken adil yorumlaman gerekiyor. Ama aynı evde aynı olduğu için. Evet, aynı. Aynı. Karışık. Belki ilk sonunda yarın aynı olacak. Hani genciz yani bu benim yaşım için. Şu evin renkleri genç ev mi? Evet. Gold mu genç rengi? Ya bir tek gold mu ya da bir tek beyaz mı? Mesela sen günlük hayatında dışarı çıkarken sürekli, örnek veriyorum, işe gidiyorsun. Bilezik takıyor musun sürekli? Hayır, takmıyorum ama giyimime dikkat ediyorum. Giyimine dikkat ediyorsun ama gold yani bir nasıl söyleyeyim sana, mesela benim annem bilezik takar. Ama ben günlük hayatımda bilezik taktığımda... Sen de ya imitasyon kullanıyorsundur, bir şeydir, bakır takıyorsundur. Ama onun da bir sporu vardır. Ama onun da mesela senin koltuğun... Akşam yemeğe çıkmalık bir giysi gibi. Evet. Benim koltuğumda. Benim burada sabah kahvaltını da edebilirsin, öğle yemeğini de yersin. Uyursun. Hani, genelde uyursun. Şöyle evet, sürekli uyursun. Şöyleyiz. Genelde uyursun. Ev yaşam alanı, rahatlığı. Senin evinde de ben böyleydim. Öyle gittik. Hayır. Hayır, senin evinde de ben böyleydim. Yani senin koltukların ve oturması gayet de rahattı. Hiç de rahat değildi. Senin yemek masandaki sandalyelerine biz rahat oturamadık, farkında mısın? Onlar sandalye değil, koltuk gibi bir sandalyeydi. İşte ne olduğunu da özel miydi? Evet, özeldi. Evet, benim evimden çıkamıyorlar Aslı Hanım etkisinde. O kadar kaldılar ki. Tamam, gerçekten. Puanını görelim besteciğim. Benim sana puanım. Sen onu evine götür. Golf'a yakışır. Evet, yakışır. Hı hı. Benim için yapılmış zaten. Golf sevenler için. Hı hı. Sırtına koy götür. Sen de iki verdin. Sen de iki verdin. Ama ben... Sen niye konuşuyorsun ya? Hayır, bir dakika, o da iki verdi. Ben evet, kendi günümü anlamıyorum ama. Aslında gülecek ya aslında. Dün bir verdi, bugün iki verdi. Evet, yarın da iki verecek. Yanında üç verir belki. Zannetmiyorum. Seni ikiden farklı bir şeyden zannetmiyorum. Ama nereden başladı öyle? Çoktan birden başladım. Bir, iki, iki diye gideceksin. Beni Beste ile aynı kategoriye koymayın. Benim 2 puanımla Beste'nin 2 puanı hiçbir şekilde aynı değil. Evim ikilik değil benim, öyle söyleyeyim. Benim evim 4 puanlık. Teşekkür ederim ilk olarak. Bakın, hiçbirimiz düşük puanları evimizde yakıştırmıyoruz. Tabii. Yani evet, seni yakıştırmaman normal ama ben çok büyük bir hata yapmışım sana 3 vererek. Ama o hatayı hepimiz yaptık. Yani katılıyorum. Hayatımın en büyük pişmanlığı. Bunu hiç unutmayacağım yani. Hiçbir evrede unutmayacağım seni. Teşekkür ederim. Ciddi misiniz ya? Çok ciddiyim gerçekten. Evet. Ben de çok beni unutamam. Bir şey söyleyeceğim. Beste'ye bu kadar takılmanızı gerçekten hepinize yarın soracağım. Hani çok takılıyorsunuz hakikaten, evet, dönüyorsunuz Beste, dönüyorsunuz evet, Beste. Evet. Yani neden? Kibir. Çünkü programımızı bitirmek durumundayım. Ben puan kullanacağım. Kibir. Lütfen yarın soracağım. Hani bu kadar, hani bizim bilmediğimiz bir şey mi var Beste'ye karşı? Hem de abarttığınız gibi geliyor. Yarın detaylı konuşalım. Toplamda gelinlerden 11 puan aldın. Şimdi ben kullanıyorum puanımı senin için. Selcan gelin güler yüzlü, naif, enerjisi çok güzel bir gelin. Onunla birlikte salonuna gelecek olursak, Selcancığım iddialı ve güzel parçalar var aslında tek tek. Mesela duvar kağıdın gerçekten flash bir parça. Şimdi bu duvarın önünde bu koltuk bence olmuş ama yanındaki fon ve tül gerçekten olmamış. Onunla birlikte yine hareketli bir halı seçmişsin. Yine hareketli bir avizen var ama üniteni çok beğendim. Çok sade ve L koltuğuna da gayet uyumlu. Onunla birlikte senden hiç beklemediğim şeyler yapmışsın. O acılı bomba neydi o öyle, gerçekten orada sesimi çıkarmadım ama hakikaten bombaydı yani. Allah'tan kızların alerjisi yoktu. Senden böyle bir şey bekliyor muydum? Beklemiyordum. Hele Osman beni şok etti. Sen kalk mutfağa gir, bir de bana yakalan. Bu çok fenaydı. Ah Osman, ah, bunu hiç unutmayacağız. Ama yakalandın. Her şey için size çok teşekkür ediyoruz. Eğlenceli, keyifli bir gündü. Ve benim puanımı Cuma günü arkadaşlarınla birlikte öğreneceksin Selcancığım. Yarın neredeyiz hanımlar? Bornova'da. Bornova'da İlknur'un evindeyiz. İlknur güzel bir gün olacak. Acaba evet, bizi nasıl ev bekliyor? Ha? Ay çok, ben de meraklıyım yani nasıl yorumlar yapacak arkadaşlar. Beste'nin ne yapacağını çok biliyorum, az çok yani tahmin edebiliyorum. Umarım beni şaşırtırsın Beste. İnşallah senin evinde beni şaşırtır. Yarın benim evimdeyiz. Acaba bana nasıl yorumlar yapacaklar? Acaba o gold detayları görmediği için Beste Hanım ne diyecek? Çok fazla merak ediyorum. Umarım benim mobilyalarıma benzer mobilyası yoktur. Yoksa onu yakarım. İlknur'un evini çok merak ediyorum. Benim evimi beğenmedi. Bakalım kendi evi nasıl? En adaletli kişi İlknur Hanım'dı. Yarın da İlknur Hanım'ın evindeyiz. Ben de ona puanını güzel vereceğim. Beste'yi şöyle gold pullarla, payetlerle karşıla, böyle bir altınlarla falan değil mi? Evet. Bakalım bizi nasıl karşılayacak. Bakalım. Evet değerli izleyenler, yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.